Bu bölümde inceleyeceğimiz motosiklet modeli bir scooter değil. Bir enduro, enduro da değil. Bir touring mi? Touring de değil. Bu bölümde inceleyeceğimiz motosiklet modeli hem bir scooter, hem bir enduro, hem bir touring, hem bir süpersport. NC şasesi üzerine inşa edilmiş olan bu modeli, Honda üreticileri her evde kullanım tarzına göre 2-3 motosiklet olmasındansa sadece tek bir motosiklette bu görevleri yerine getirmesi için ürettiklerini söylüyorlar. Bakalım kullanıcısı Abdullah Bey bizim için bu motosikleti artıları ve eksileriyle nasıl değerlendirmiş, birlikte izleyelim. Bu motosikleti tercih etme sebebim, daha önceki motorların hepsi otomatik scooter olarak kullanmış olmam. Bu tarza alışmış olmam. Peşinde zaman zaman hafif araziye gitme ihtiyacı, şehir içinde biraz daha kıvrak kullanabilme ihtiyacı, aynı zamanda gerektiğinde de güç ihtiyacı ortaya doğduğu için, ortaya çıktığı için böyle bir modelde ve Türkiye'de ve dünyada henüz ilk yeni bir sınıf, yeni bir model. Bütün ihtiyaçlarımı karşılayan bir model olduğu için tercih ettim. Motoru satın aldıktan sonra istediğim tüm ihtiyaçlar karşılandı. Hatta daha fazla artıları oldu. Nedir? Daha güvenli bir sürüş elde etmeye başladım. Ağırlık merkezinin biraz daha yukarıda olmasıyla şehir içindeki kıvraklık daha fazla. 750 cc'nin ve 54 beygir verdiği güç, bunlar hepsi bir artı. Honda'nın diğer modelleri olan Integra ve NC serisindeki aynı motora sahip olması. 750 cc, 54 beygir, çift silindir, sıvı soğutmalı. Önlerde çift kaliper fren disk, arkada fren disk ve kombine sistemli fren sistemine sahip. LED farlara sahip. Ayrıca sinyaller, stop, bütün aydınlatma grubu LED. Adventure tarzı bir gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca anahtarsız çalıştırma sistemi bulunuyor. Asansörlü ayarlanabilir ön cam. Elcik koruma, orta sehpa ve zincir muhafıza bu motosiklette standart olarak geliyor. Tekerleklerinin daha büyük inç ölçülerde olması daha güvenli virajlara sahip oluyor. Aynı zamanda tel jant olması da bir sürüş konforu elde ediyoruz. Ön rüzgarlığın ayarlanabilir olması benim için büyük bir artı. Uzun yol kullanımlarında önden gelen rüzgarın kaskı sarması diye tabir ettiğimiz sarsıntıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Boyum 1.70. Ben herhangi bir rahatsızlık çekmiyorum. Tahmin ediyorum 1.80 boylara kadar da bu herhangi bir etki yapmayacaktır. Aynı zamanda sel altına tam çene açılır kapalı kask sığabiliyor. Bu büyük bir artı çünkü bazı bu tarz, bu büyüklükteki, bu cc'deki motorların birçoğunda bu özellik mevcut değil. 22 motosiklet bir sürüş yaptık. 3500 kilometre. Hiçbirinden geri kalı bir nokta bulunmadı. Yani gerek ivmelenme, hızlanma, son sürat, gerektiğinde bir kaldırımdan öbür tarafa geçme vesaire ya da bozuk yolla kullanma gibi durumlarda herhangi bir eksiklik yaşamadım. Uzun yolda herhangi bir titreşim, vibrasyon, rüzgardan dolayı bir dengesizlik, herhangi bir problem yaşamadım. Yani gayet stabil bir şekilde gidiyor ve Avrupa seyahatinde de 500 motosikletin katıldığı bir festivale bulunduk, festivalde bulunduk. Orada da yeni bir model ciddi bir ilgi çekti. Bayağı bir incelendi ve kayda değer bir beklenti içerisinde insanlar. Tahmin ediyorum bundan sonra bu tarz diğer markalarında bu tarz motosikletleri piyasaya sürülecek ve bunlar gelişecek. Yakıt tüketimi ciddi şekilde, şaşırtıcı şekilde düşük. Yani
350 cc'de yaktığım yakıtın belki de aşağısını yakıyorum. Hatta 250 cc'de yaktığım yakıtla aynı yakıt. Motosikletin eksileri olarak baktığımızda misal cc'deki diğer motosikletlere göre fiyatı gayet yüksek. Daha uygun fiyatlarda bekliyordum açıkçası ve öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani o kadar aradaki fark kadar bir artı ben gözlemleyemedim. Onun dışında eksi olarak gördüğüm duruş pozisyonuna baktığımızda ayağı tam ileri ettiğimiz ayaklar biraz dışarıda kalıyor. Normal duruşta şey yok ama ayakta sürmek istediğimizde ayağımız ön tarafta kaldığından dolayı zor bir kullanım şey oluyor. Aksesuar olarak orta ayak basamağı şart. Yan ürün olarak satılıyor ama Honda'nın henüz açıklanmış ya da satışa sunulmuş bir ürünü yok. Sele sertliği çok sert değil ama biraz daha yumuşak olabilir. Ayrıca kaymaz bir yapıya sahip. Bu da zamanla sıcak havalarda terle beraber yapışma hissi veriyor. Uzun yolda herhangi bir bel ağrısı ve sırt ağrısı hissetmememe rağmen biraz daha konforlu olması gerektiğini düşünüyorum. Motosikleti ilk standart olarak aldığımda standart aydınlatmalarıyla seyahat ettim. Daha sonra aksesuar paketinde gelen LED sis farlarıyla ikinci bir uzun yol seyahatim oldu. Fark ettiğim şuydu, yani sis lambalarını kapattığımdaki aydınlatma ile sis lambalarını açtığımdaki aydınlatma arasında %100 fark var. LED sis farları her ne kadar güzel, hoş gözükse de tahmin ediyorum sıradan standart daha önceki modellerde olan halojen far sisteminden bir nebze daha az bir aydınlık sağlıyor. Ama karşı tarafı standart farlar rahatsız etmiyor, bunu fark ettim. Sis farı olmadan aydınlatmanın tam performanslı olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden çanta taktım? Sonuçta sadece bir seyahate çıkarken kask bulundurmuyoruz. Dizlik, bellik, mont ve eldiven. Kışın yağmurluk kullanıyoruz. Bunları koyabileceğimiz mutlaka bir arka çanta şart. Yani sadece koltuk altına tam kapalı kask alıyoruz. Bu da iyi bir durum ama çanta ihtiyaç. Kayış aktarımlı bir motosikletten zincir aktarımlı bir motosikleti geçmiş birisi olarak, yani her 500 kilometrede bir zincir yağlama biraz garip geliyor. Hatta zaman zaman unutup kaçırabiliyorum. Onun dışında onun getirdiği hafif bir ses var. Ama çok bir yabancılık çekmiyorum açıkçası. Motosikletin rüzgar alımı gayet başarılı ama dizlere biraz daha az rüzgar alsa iyi olur. Onun için de rüzgar deflektörü aksesuarının takılması gerekir. Bekliyoruz, alacağız. Aynı zamanda yan çanta bağlantı ayakları ya da seti henüz yok. Honda çıkartacak mıdır bilmiyorum ama olsa güzel olacaktır. İki kişi uzun yol seyahatlerinde yeterli bagaj, yeterli selaltı olmadığı için bu ihtiyaç olması gerekir diye düşünüyorum. Bakım aralıkları genelde Türkiye'de dar bir mesafede tutuluyor. Bence biraz daha uzatılabilir. Örnek veriyorum, 10.000'den 10.000'e ana bakımlar, 5.000'de bir tercihe göre ara bakım yapılabilir ama bunda 6.000 kilometrede bir standart bakım olarak belirlenmiş. Servis fiyatlarını da göz önünde bulundurursak bence sık bir aralık. Çünkü yüksek fiyatlara sahip. Türkiye'de birçok servis, birçok marka fiyatları, servis fiyatları gayet yukarıda. Daha önce kullandığım motosikletler hep scooter olduğu için enduro tarzı amortisörler konusunda pek tecrübem yok. Ama şunu söyleyebilirim, bozuk yollara çıktığımda engebeli arazilerde hakimiyet yine tamamen bende. Yani motoru kaçırma gibi bir ihtimalim yok. Ve bunun grenajlara, motorun geneline vurduğumuzda ciddi şekilde titreşimi absorbe ettiğini görüyorum. Zaman zaman şöyle ihtiyaçlar içinde bulunmuştum. Nedir? Şehir içinde scooter kullanmak, uzun yola gittiğimde bir touring makineye sahip olmak, aynı zamanda uzun yolun peşinde bir yaylaya çıkmak istediğimde bir enduro tarzı ya da adventure tarzı bir motosiklete sahip olmak istiyordum. Ama bu motosiklette hepsinden bir nebze de olsa hepsini aynı anda yapabiliyoruz. Bu benim için büyük bir özellik. Scooter'un yine aynı konforunu kullanarak ama bir vitesli motosikletin getirdiği artıları peşinde getirebiliyor.
daha üst vitesli motor kullanıp da buna geçmek isteyenler neden tercih edebilir? Bir skuter mantığında kesinlikle bir ayak vitesi ve el debriyajı kullanmıyoruz. Yani aynı fiyatlarda birçok model var. Daha yüksek CC motosikletler var vitesli olarak. Hatta skuter olarak daha şeyler de var. Bunu neden almalıyım? Adventure tarzı sürüş, yani bir enduro tarzı sürüş, touring, aynı zamanda scooter, bu üçleme yaptığımız zaman üçünü aynı anda yapabilen tek model hemen hemen bu var. İkinci bir motosiklet sahibi olmak yerine tek motosikletle bunu çözebiliriz. Ben bunun için tercih ettim, tavsiye de ederim. Bu motosikleti kullanmakta aldığım hisler, hazlardan bir tanesi, iki silindirin getirdiği bir güç hissi, bunu gazı her açtığımızda hissediyorum. Aynı zamanda ara hızlanmalar, yani arada kalır mıyım gibi bir dert yok. Maalesef skuterin istediği kadar yüksek CC'si olsun, bu bir handikap. Bunu vites küçülterek ya da vites büyüterek şehir içi kullanımdaki birçok eksi pozisyonu ortadan kaldırıyoruz. 10 üzerinden değerlendirme yaparsam 9 verebilirim. Belki yüksek bir puan olacak ama ben daha alt bir seviyeden geçtiğim için bu puanı rahat verebiliyorum. Daha üst CC'lerden veya daha farklı model tarzlardan kullanan arkadaşlarımız bu puanı veremeyebilir. (Gülüyor)